Bismillahirrahmanirrahim. Geçen haftaki derslerimizde Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Celcelutiye kasidesinin Türkçesini 4 ayrı ders halinde paylaşmış idik. Bu hafta da Celcelutiye'den önce Büyük Cevşen'de yer alan tazarru ve niyaz dualarını, münacatlarını, Türkçelerini okuyalım. 4 ayrı bölüm. Birinci bölüm şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, günahlarım beni dilsiz etti, isyanlarım çokluğu beni mahcup etti. Şiddetli gaflet ve korku sesimi kıstı. Rahmet kapını çalıyor ve efendim dayanağım olan Şeyh Abdülkadir Geylani'nin sence makbul, senin indinde makbul ve kapıcın yanında tanınan sesiyle mağfiret kapında durarak şöyle sesleniyorum. Ey rahmeti her şeyi kaplayan, ey her şeyin iç yüzü hükümranlığı elinde olan, ey kendisine hiçbir şey zarar vermeyen, kendisine hiçbir şey fayda sağlamayan, kendisine hiçbir şey mağlup edemeyen, kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, kendisine hiçbir şey ağır gelmeyen, hiçbir şeyden yardım beklemeyen, hiçbir şey kendisini başka bir şeyle meşgul olmaktan alıkoymayan, hiçbir şey kendisine benzemeyen, hiçbir şey kendisini aciz bırakamayan Allah'ım. Benim her şeyimi bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir şey yokken var olan, ey her şeyden sonra da varlığı devam eden, ey her şeyin üstünde varlığı zahir olan, ey her şeyden başka ve batın olan ve ey her şey emri altında, her şeyi emri altında bulunduran Allah'ım. Benim bütün günahlarımı bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey her şeyi bilen, her şeyi kuşatan, her şeyi gören, her şeye şahit olan, her şeyi gözetip kontrol eden, her şeye lütufta bulunan, her şeyden haberdar olan Allah'ım. Bütün günah ve hatalarımı bağışla. Öyle ki beni hesaba çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah'ım, senden ayrı yaşamaktan ve bayağı arzularımdan, nefsani arzularımdan, senin celalinin izzetine, izzetinin celaline, saltanatının kudretine, kudretinin saltanatına sığınırım. Ey dergahına sığınanları koruyan Allah'ım, beni şeytani arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle. Peygamberin olan Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam candan sevgisini nasip ederek gaflet pasından, cehaletten gelen evhamlardan uzaklaştır. Öyle ki benlik ve enaniyet tamamen yok olup her şeyim Allah için, Allah adına, Allah yolunda ve Allah tarafından olsun. Böylece Allah'ın nimeti sayesinde ihsan deryasına dalsın, Allah'ın kılıçlarıyla yardıma mazhar olsun, Allah'ın inayetiyle memnun olsun, Allah'tan alıkoyan her şeyden Allah'ın himayesiyle korunmuş olsun. Ey nurların nuru, ey sırları bilen, ey gece ve gündüzü döndüren, ey her şeyi elinde bulunduran melik, ey izzet sahibi aziz, ey düşmanlarına galip gelen kahhar, ey sonsuz merhamet sahibi, ey sonsuz şefkat sahibi, ey günahları affeden, kayıpları çok iyi bilen, ey kalp ve gözleri halden hale çeviren, ey kusurları örten, ey günahları bağışlayan, günahlarımı bağışla, çareleri daralan, yüzüne karşı kapılar kapanan, hak ehlinin yolunda yürümesi güçleşen, ömür günleri tükendiği halde nefsi gaflet, günah ve faydasız amel sahalarında başıboş yaşamaya devam eden kuluna merhamet et. Ey dua edildiğinde cevap veren ve ey hesabı çabuk gören, ey keremi bol ve kullarına bağışı çok olan, hastalığı artan, şifası güçleşen, çaresiz kalan, musibeti fazlalaşan,
ve senden başka sığınak ve ümidi olmayan kuluna merhamet et. Allah'ım, kederimi, üzüntümü ve şikayetimi sadece sana arz ediyorum. Allah'ım, tek delilim muhtaç oluşum. Hazırlığım elimin boş olması ve çaremin tükenmişliğidir. Allah'ım, senin cömertlik deryalarından bir damla benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Senin af dalgalarından bir zerre bana yeter. Ey yaratıklarına karşı çok şefkatli olan Vedud. Ey yaratıklarını çok seven Vedud. Ey yaratıkları tarafından çok sevilen Vedud. Ey yüce arşın sahibi. Ey mahlukatı yoktan yaratan ve onları öldükten sonra yeniden dirilten. Ey dilediğini yapan. Arşının rükünlerini dolduran zatının nuru hürmetine, bütün yaratıklarına galip geldiğin kudretin ve her şeyi kuşatan rahmetin hakkı için istiyorum. Senden başka ilah yok. Ey kullarının imdadına koşan Allah'ım, bize imdad et. Ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini bağışla. Bunu rahmetinle yap. Ey merhamet edenlerin, ey en merhametlisi. Duamızı kabul eyle. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Evet, birinci bölüm böyle. Devamını bir sonraki dersimizde inşallah okumak üzere. Allah'a emanet olun.